Yönetim Kurulu üyesi Murat Özder, İlçe Yönetim Kurulu üyesi. Şimdi sizlerden özür diliyorum. Gerçek manada yarım saat geç başlamak zorunda kaldık. Bazı olayların aksaması dolayısıyla. Şimdi konuşmamıza başlıyoruz. Sayın arkadaşlarım, ben Kilemere doğumlu, İstanbul'da yaşayan Yüzaber'de bulan sevgili abilerim. Ben Kilemere'de doğdum, İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da gördüklerimi Kilemere halkına getirip arz etmek zorunda kaldık. Ben İstanbul'da gördüklerimi Kilemere halkına yansıtacağım. Neler gördüklerimi sizler televizyonlarda uyguladınız. Yer altından, denizin altından 62 metre yol yapıldı. Oradan geldim. Karadan da 62 metre üstünde yol yapıldı. Oradan geldim. Ben ise şimdi Kilemere halkına beraber bu başkanla adaylığımı açıkladım. Sizleri hepinizden özür diliyorum. Evlerinize gidemedim. Sebebi herkesin postada çalışan evlatları, ailesi, eşi, kendisi olduğu için ben rahatsız etmek istemedim. Çokları da zaten genellikle hasta. Onun için kusuruma bakmayın. Birinci, Kilemere kasabasının acilen su ve kanalizasyon ve köyümüzün içerisindeki BC'lerimiz. Allah'ın izniyle bu şansı bana verirseniz ben bunları bir çerçevede bir müteahhitle hepsini çözmek arzusuyla bu yola baş koydum. Artı mezarlıklarımız, benim ecdadım bu mezarlıklarda yatıyor. Mezarlıklarımız işler açısı. Benim dedem, amcam, ebem, yeğenim hepsi bu mezarlıkta yatıyor. Ben mezarlıkları arkadaşlar özellikle o kara taşları halkımın onayını alarak sahibi olanlar sahiplenecek, olmayanlar orayı düzeltip çıkan kemikleri bir köşeye anıt mezar olarak yaptıracağım. Duvarlarını düzeltip, asfaltını attırıp, içinin ağaçlarını ektirip, çiçeklendirip, üç tane çeşme bir tarafa, üç tane çeşme bir tarafa, mezarlığımızın içine iki tane güvenlik kamerası, bir tane güvenlikçi. Mezarlık işimize bitti sevgili arkadaşlarım. Kilemere'mizde malum yollarımız çok bozuk. Allah nasip ederse bana bu hakkı verirseniz acilen bu yolları onarımına derhal başlamak istiyorum. Ben tarla, çiftçilik, öküzden, inekten anlamam sayın abilerim. Ben neyden anlarım biliyor musunuz? Ben belediyecilikten çok iyi anlarım. Belediyeciliğin şurada bakıyorum. İdare amiri olmayan, ara sevk amiri olmayan, personel müdürü olmayan bir belediye çalıştırıyorum. Sevgili arkadaşlar, bugün şu kahvede bir yangın çıksa, cumartesi ya da pazar ya da mesai saatinin dışında komple yanar gider çünkü tankerimiz boş, nöbetçimiz yok. Ben başa gelirsem, bu şansı verirseniz ben bir tane cumartesi pazar nöbetçi bırakıp tanker doludurup yangın çıktığı an alo dersen oradan buraya 3 dakikada gelir, 2 dakikada ya da 5 dakikada biz bir masa kurtarırız, yani bir masamız yanar, arkasındakiler kurtulur. Onun için belediyecilik budur sevgili abilerim. Ve çocuklarımız
3 kilometre uzaktan yaya çıkıp geliyor. Herkesin bir motosikleti, mobileti, arabası, taksisi var. Arkadaşlar bunların bir tanesinin dilim bile varmıyor konuşmaya. Kolu bacağı kopsa, kaza yapsa bunun vebali kimdir? Bunun bir tek vebali var, belediye başkanımızdır. Onun için bana bu şansı verin. Ben bu geleceğimizi, ben bu nesilleri kurtarayım. Midye yarım saat sonra gitsin ama onlara bir servis ayarlayın. Postaya giden kardeşlerimiz, bacılarımız, ablalarımız var. Bunları ben yaşadım sevgili abilerim. Benim dayımın oğlu inşaattan düştü. Hanımı, iki çocuğunu aldı, ayrıldı gitti. Benim annem azatlıydı. Yeşil mezarın hemen arkasında el arabasında, dayımın oğlu orada, hepiniz tanırsınız da bilmezsiniz tabii samimi olmadığınızdan. Ben de bu postaya gidenler sigortasını yaptırayım, herkes sigortalı, güvenli bir şekilde işine gitsin. Yani dayımın oğlunun, biz mahkemeye verdik, inşaattan düştükten iki gün sonra, iki şey önce sigortasını yapıldı. Malinen emekli yaptır. Bunun maaşa bağlandı. Maaşa bağlandıktan sonra hanımı, iki çocuğunu aldı geldi. Şu anda mutlu bir yuvası var. Yani postaya gidecekler, gideceklere olmayacak diye bir şey yok. Allah korusun, bu postaya gidip de bir kazada kolu bacağı kopanlar, haşa haşa, üzül diye konuşuyorum. Onun için bunların hepsini sigorta yaptıracağım. Eğer bu şans bende olursa. Tepeyi bilmiyorum, broşürlerinde gördünüz. Bizim tepe gerçek manada iç Anadolu'nun bulunmaz bir deli nimeti, hele hele kilitlere için. Bakın ben o tepeyi, bana bu şansı verirseniz, o tepe Kiledere'nin kalkınması için para makinesi yapacağım arkadaşlar. Alayı, Aşar'ı, Derinkuyusu, Yazıkçısı, orayı ışıklandıracağım. Tepe ışıklanacak, ağaçlanacak, havuz yapılacak, ördekler, balıklar yüzerken siz de torunlarınızdan orada nane, kekik, ağaç kokularının içinde çayınızı yudumlayacaksınız. Ve biz tepeyi ağaçlandırdıktan sonra başkasının festivaliyle değil, kendi festivalimizle övüneceğiz. Ben orayı festival ayarlayıp Genel Gazete, Televizyon, Vali, Kaymakam, milletvekillerimizi davet edip, neyse yetene ne gerekiyorsa kesilip, herkes vur patlasın, çal oynasın, o gün şenlik olacak. Akşamda televizyonda oturdun mu, tanıdıklarımızı Ahmet'i, Mehmet'i, Ümmet'i televizyonda seyredeceğiz. Allah bana nasip ederse, bu şansı bana verirseniz. Artı, Kiledere'miz gerçekten küçüklerimizin bir kasaba değildir. Sadece Kiledere'de iş bilen yok arkadaşlar. İş bilen yok. Varsa bana söyleyin. Acemiye arabanızı verir misiniz? Ehliyeti, şoförlüğü olmayana. Ben vermem. Öyle zannediyorum, sizler de vermezsiniz şoförlüğü olmayana. Belediyeyi de belediyecilikten anlayana verelim. Ben patatesten, demin dediğim gibi patatesten, tarladan, inekten, öküzden anlamam ama belediyeden anlarım. Onun için belediyeciliği bir anlayana verelim. Artık öğretmenlerimize benim acilen burada bir tane lise okulu yaptırmak zorundayım. Lise okulu yaptırınca 150 öğretmeni geçiyor arkadaşlar. Bunların lojmanlarını yaptırırsam, lojmanlar da kaldıktan sonra bunlar günlük 10 lira bıraksa Kiledere'ye
1500 lira yapar, yani eskinin parası 1,5 milyar yapar. 1,5 milyar az para değil arkadaşlar. Burayı turistik Allah'ın izniyle benim emrim tepeye, bunu söyleme diyorlar da söylemeden geçemiyorum. Ben orada gördüm, İstanbul'da bunları yaptılar. Buradan düğmeye bastım arkadaşlar, tepenin üzerine bir tane teleferik arsı. Özürlü kardeşlerimizle bizler nasıl seyrediyorsak, özürlü kardeşlerimizle buradan bastım düğmeye, gitsin tepede, o da festivalini izlesin. Lise, tren, düğün salonu, piket ocağı, kaldırımlar kesinlikle bunlar ivedilikle yapılacak. Kelebere kasabasının acil ihtiyaçlarıdır. Ceylanlarımızı yer altına alacağım arkadaşlar. Bazılarının bilmiyorum, belki de zoruna gider ama özellikle bazılarının evlerini gösteren lambalar, abi sokakların gösterecek lamba bazılarının evlerine çalışıyor. İşte ben bunlara karşıyım. Bunlar düzelecek, sokaklarımız ışıklanacak. Artı Kiledere kasabası şehir hayatı, şehirde hayat nasıl yaşanıyorsa ben de Kiledere kasabasına bu hayatı yaşatacağım. Nasıl yaşatacağım? Teşekkür ederim. Nasıl yaşatacağım? Kamera sistemi, merkezi sistem. 5 tane alay yolu, 5 tane ağaçlar yolu, 10 tane kayran yolu, 10 tane yazık yolu, 70 tane gidelerinin içine çok güzel, anlamlı bir park düşünüyorum. Şelale fıştıracak. Sen evinden torununla, hanımınla, çocuğunla, kızınla nasıl geliyorsan sen o şekil gözetim altında güvenli bir şekilde geliyorsun. Parkta çayını içip akşam işin bittikten sonra evine giderken de sen takip ediliyorsun. Bu güveni Kiledere'ye getireceğim. 2 tane ya da gerekirse 4 tane silahlı motosikletli güvenlikçi alacağım. Bu sarhoşlar işi de bitecek arkadaşlar. Bu sarhoş işler ne bitecek onu da söyleyeyim. Herkes içer, kimsenin özgürlüğü kısıtlama bir yetkim de yok, hakkım da yok ama herkesin içeceği yer var. Köyün ortası pazar yeri olacak. Herkes ağzından içen belli bir yer olacak. İçmese iyi de içiyorlar, içmese iyi. Bunların da belli bir yer göstereceğiz. Artık pazar yerimiz kalkacak. Hepimiz, bakın hepimiz geliyoruz. Ama bir bayan kardeşlerimiz burada yok. Neden? Çünkü bizim öyle bir kültürümüz yok. Onun için Allah nasip ederse bu kültürde ileride bana verilirse bu kültürde ileride kavuşturulacak. Ambulans eksiğimiz var. Etmeye arar. Çöp arabamız, çöp konteynerleri her sokağa bir çöp konteyneri koymak şartıyla biz bunların acilen üstesinden geleceğiz sevgili arkadaşlarım. Ben kendi çocuklarım İstanbul'da tekstil ustaları. Ben buraya tekstil atölyesi getirip şu görmüş olduğunuz gençleri Allah'ın izniyle boşta bir tane adam göremeyeceksiniz. Herkese sigortalı bir iş. Şu giydiğimiz gömleklerin maliyeti 5 lira. Arkadaşlarım, ben bu tekstil atölyesini buraya kurup gençleri İstanbul'dan 15-20 kişi getirip gençlerimize bu tekstil atölyesini öğretip Kiledere kasabasının da adını koyacağım. Kiledere Bakka kasabası gömlekleri 6 lira. Gerekirse fason diktireceğim. Gerekirse şahsa Kiledere'nin adını 3 tane televizyonun reklamını vereceğim. Kiledere'yi
Türkiye içinde kesinlikle ismi duyulacak. Kilegere'yi bilmedik, ilçe kalmayacak. İlçe kalmayacak. Kilegere'nin işini verdikten sonra 100 konutluk bir arazi TÖKÜ ile anlaşıp gençlere TÖKÜ'den evini, tekstilden işini hem ev hem iş 20 senede ödesinler. 20 sene arkadaşlarım, bu sigara parası bile değil. Yani aylık en fazla 150 liraya geliyor. En fazla 150 lira. Herkes ev sahibi de, iş sahibi de olsun. Kayseri, Nevşehir arabamız yok. Bilmiyorum, bana göre öyle. Ben haftada bir gün Kayseri'ye, haftada iki gün Nevşehir'e araç çıkarma arzusuyla buraya geldik. Kayseri, Nevşehir aracımız da bittikten sonra halkın sizlerden sadece şunu rica ediyorum. Bana diyorlar ki arkasında kimse yok. Benim arkamda Kiledere var, Kiledere. Benim arkamda Kiledere var arkadaşlar. Eğer özgüveninizi gerçek manada kullanın, ben otomatikmen belediye başkanı, gelin bana, benim arkamda emim, dayım, amcam yok arkadaşlar. Ötekiler olursa, emmisi, dayısı, amcası var, kimse bir şey konuşamaz. Benim şu projelerimi herkes benden ister. Ya başkan, benim bir savunucum yok. Bakın yalnızım ben. Benden istersiniz. Hani başkan sen bunları söz verdin. Nerede? Deme hakkına zaten sahipsiniz hepsine. Ama öbür başkan adaylarıma bunu söyleyemezsiniz. Ama bana söylersiniz. Onun için benim arkamda Kiledere halkı var. Yeter ki işinize özgüveniniz olsun. Arkasında kimse yok kelimesini bir kaldırın. Benim arkamda Kiledere halkı var. Allah'ın izniyle hep beraber biz bu işi kaldıracağız. Biz bu işi götüreceğiz. Ben bu yola başımı koydum. Artık yaşlı 50 yaşının üzerindeki sayın abilerim, yaşlı derken kızmasınlar, herkes gençtir, gönüller gençtir. O abilerime bir tane belediyeye ait kahve. Kaç tane masa var? 10 tane. Belediyeye ait. 10 tane masaya, 10 tane gazete gelecek. Herkes gazetesini okuyacak. Türkiye'de olup biten haberlerini alacak. Akşam evine çekip gidecek. Bunlar belediyeye ait olacak. Sonra sayın kardeşlerim, abilerim, benim Kiledere'nin herhalde bir ucundan bir ucuna tahmin ediyorum 6-7 kilometre var. Kiledere'de şuradan alıp da 5 kilo bir portakalı ya 3 kilo yere nasıl götürsün bu adam ya? Ya ben bir belediye olarak ben bunları yapmaya geldim. Bir tane servis çıkar, 2 saatte bir büyük şehirde nasıl oluyorsa burada da aynı olsun. Ya ver şoförün birine, 2 saatte bir gitsin gayra yoluna, oradan gitsin yazık yoluna, gidenleri götürsün, gelenleri getirsin. Herkes portakalını aldı mı arabanın bekleme saati, duraklar yapacağım. Duraklar yapıp duraklara yazısını koyacağım. Kayran yoluna onda çıkar. İşte oradan gider. Yazık yoluna gelir. Zaten kayran yolu, yazık yolu yazıldıktan sonra alay ağaçan yolu geçsin. Herkes evine belediyenin arabasıyla. Yayan gitmesin. Arabası olmayanlar için konuşuyorum. Yayan gitmesin. Ve şu ambar işini, posta işini de eğer imkanım olursa Ahmet'in patatesinde belim ağrıdı. İşte Celal'ın patatesinde, o da Celal'ı gördüğüm için söylüyorum, ambarında romatizma oldu. Bunları da bitirme arzusundayım. Herkese, genç kızlarımıza dikiş nakış kursları açacağım. Gençlerimize de konfeksiyon atölyesinden işlerini vereceğim. Bu işler de bitti. Bana soracağınız
bana söyleyeceğiniz bir şey varsa ben cevabını vermeye hazırım. Sizleri öpüyorum, kucaklıyorum. En güzel günler sizlerin olsun diyorum. Sözü Sayın Başkanıma veriyorum. Ali Başkanıma. Başkanım, bir de şunu unutmadan söyleyeyim. Arkadaşlar bana verilmezse rahmetli İrfan abiye şimdi diyorsunuz ki onun bir sefer hakkı, bana vermezseniz bu kelimeyi iki sefer söyleyeceksiniz. Ramazan'ın oğluna, Tikka'nın oğluna biz bu hakkı bir sefer vereceğiz diyeceğiz. Sizleri tekrar öpüyorum, kucaklıyorum, hoşçakalın. Valla başkanıma tebrikler. Bize söyleyecek bir şey bırakmadı. Hepsini anlattı. Biz ne anlatacağız bilmiyoruz. Sayın ilçe başkanım, sayın değerli yönetim kurulu diyelim, sayın Giledere belediye başkan adayımız Darül Bey'e, hepinize ve Giledere halkına, sakinlerine saygılarımı sunarım efendim. Hepinize merhaba diyorum. Ben sözlerime başlamadan önce Genel başkanımızın selamını size iletmek zorundayım. Çünkü dün Ankara'da yanındaydım. Gültekin Uysal Bey, genel başkanımızın Giledere kasabasına saygı ve sevgileri var efendim. Şimdi ben pek siyasi konuşma yapamayacağız. Çünkü buradan Edikli'deki adayımız Şahide Avcı Bey'e de sözümüz var. Oraya gideceğiz. Fakat sayın belediye başkan adayımız düşünceleri, ufku gerçekten büyükşehir yatırımlarını gördüğü için, büyük şehirlerde gezdiği için ufku ben dinledim ve projelerinde görüyorum, okudum, baktım otururken gerçekten düşünceleri, ufku çok açık. Demokrat Parti belediye başkan adayımız olarak bu imkanı, bu fırsatı belediye başkan adayımıza tevcih ederseniz Giledere halkı gerçekten güzel bir aday kazanmış olacaktır. Buna emin olun. Siz de diyeceksiniz ki ya bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Demokrat Parti'nin sandalyesi yok, milletvekili yok. Bunları nasıl başaracak? Öyle mi? Düşünceniz olur yani. Mutlaka ki. Ama evvelallah sayesinde gücü, hazmi, çalışması, gayreti, biz buna inanıyoruz. NİDE teşkilatı olarak yanındayız. Ankara'da genel başkanımız yanında. Buna emin olun. Ve bu yaptığı projelerin hepsini mahalli idareler kaynağından geliyor. Hiç kimse endişe etmesin ki bu başkan bunları yapmış, bize vermiş ama bunların hiçbiri gerçek olmaz diye düşünmeyin. Bu projeler üretildiği zaman mali idarelerden bu kaynak gelmek zorunda. A partisi de olsa gelmek zorunda, B partisi de olsa gelmek zorunda. Ama bu görevi ehli olana, tecrübeli olana, bilinçli olana verirseniz, tevcih ederseniz hem siz sevinmiş olursunuz, hem biz sevinmiş oluruz. Hem Türkiye'miz sevinmiş olur. Bu kaynakların hepsi birebir uygulanır, zaman içerisinde yapılır. Ben inan biraz önce otururken Sayın Başkanımın projelerini okudum. Yapılmayacak burada hiçbir şey yok. Hepsi yapılır. Yeter ki hazım olsun. Yeter ki Giledere kasabası ona sahip çıksın. Ben fazla sözleri uzatmadan hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. Hürmetler. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ahmet başkanımıza söz hakkını veriyorum. Sevgili Kiledereli hemşerilerim, öncelikle bugün böyle bir güzel günde böyle bir toplantıya bizi davet eden başkan adayımız Hüdaverdi Bulat'a teşekkür ediyorum huzurlarınızda.
Bugün Kiledere'ye ikinci kez gelişimiz, ikinci kez miting yapışımız, size hitabımız. Bundan son derece mutluluk duyuyorum. Öncelikle yapılacak 30 Mart mahalli idareler seçiminin Kiledere kasabamıza, ülkemize, Niğde'mize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün itibariyle görsel basından, yerel basından, televizyondan herkes izliyor. Yapılacak 30 Mart mahalli idareler seçiminin gündeminde proje yok arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin gündeminde olan mesele yolsuzluk, rüşvet, ses kayıtları, tapeleri, bunlar gündeme oturdu. Bunun dışında biz şunu bekliyoruz. Demokrat Parti olarak da bunu bekliyoruz. Bunlar iyisiyle kötüsüyle er geç kamuoyunun önüne çıkacak. Hepimiz göreceğiz. Fakat buradaki en önemli mesele yapılacak belediye başkanlığı seçiminde başkan adaylarımızın projeleri nelerdir? Bugün belediye başkan adaylarımızın en önemli ufku projeleridir. Hüdaverdi Bulat'ın projesini ben biliyorum, yakından da takip ettim. Projeler hakkında kendisi bilgi verdi. Değerli başkanımız birkaç kelam etti. Tabii ki bu projelerin kaynağı Dünya Bankası ve İller Bankası'dır arkadaşlar. Bunun için bu projeleri Hüdaverdi Bey'in yapacağından son derece eminiz ve arkasındayız. Bugün itibariyle 7000 nüfusu olan Kiledere kasabasının hali ortada. Buna sakın şu anki mevcut belediye başkanımız da alınmasın, ondan öncekiler de alınmasın. Bugün 7000 nüfuslu bir kasaba girişiyle, meydanıyla mükemmel bir konumda olması lazım. Ama bugün Kiledere'nin gerçekten yatırıma ihtiyacı var arkadaşlar. Eldeki projeler bu. Diğer aday arkadaşların da projelerini siz karşılaştırıp bir karar vermeniz gerekiyor. Bu projeler hangisi daha Kiledere için yakın duruyor ve yapılması gereken işlerse ona göre kendiniz karar verin. Hüdaverdi Bulat'a burada desteklemenizi, Hüdaverdi Bulat abimizi belediye başkan seçmeniz takdirde bu projeleri yapacağını ve en az bu projelerle iki dönem burada belediye başkanlığı yapacağından ben canı gönülden inanıyorum ve kendisinin arkasında olduğumuzu açıklıyorum. Bugün itibariyle Kiledere kasabamıza yapılacak mahalli idareler seçiminde en iyi kararı vererek Hüdaverdi Başkanımızı belediye başkanı olarak seçip başa getireceğinden canı gönülden inanıyorum ve o işi görüyorum. İl Genel Meclis seçiminde de Demokrat Parti'ye desteklerinizi beklerim. Yapılacak seçimin Kiledere kasabasına hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diler. Saygı ve sevgilerimi arz ederim. Başkanım buyurun. Toplantımız. Ekleyeceğim varsa teşekkür ederim. Evet, sizleri tekrar beklettiğimiz için sizlerden, hepinizden çok çok özür diliyorum. Hakkınızı bana ve başkanlarıma ne olur helal edin. Bir insan